Selamün aleyküm arkadaşlar. Cümleten Regaib kandilimiz mübarek olsun. Rabbim nice sağlık içinde, huzur dolu, nice kandillere erdirip yaşatmayı nasip etsin inşallah hepimize. Ve inşallah Rabbim bizleri de affeden kullarından eyler diyerek Ören Bacı kanalıma hoş gelip sefalar getirdiniz efendim. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi huzurlarınıza bu defa bu güzel model ile geldim. Bu güzel modelimiz nelerde kullanabiliriz arkadaşlar? Özellikle çilek liflerinde kullanabiliriz. Gayet de güzel. Örmesi de zevkli ve kolay da ürekli bir model. Çilekli lif modelinde gerçekten muhteşem bir görüntüsü, ayrı bir hava katıyor arkadaşlar. Sizlerle yapım aşamalarını paylaşmak istedim efendim. İnşallah beğenir, benle birlikte yaparsınız. Evet arkadaşlar, kullanmış olduğum tığım yine Emektar 7 numara ve bu renkte yine yapacağım çünkü lif çalışmalarım var. En uygunu bu renk. Evet arkadaşlar, ya Allah ya Bismillah diyerek modelimizin anlatımına ve yapımına başlayalım efendim. Evet, ilk olarak arkadaşlar ipimizi iyice bir sağlıklı bir şekilde sıkılaştırdık. 2 doladığımla birlikte sayıyorum arkadaşlar. 2 3 4 5 ve 6. 6 zincir çekip ilk yapmış olduğum zincirimin arasına batıp birleştireceğim. Evet. İpimizi daha sonra saklarız arkadaşlar. Bir zincir çektim. Biraz ipimi gerdim. Ve hemen aynı yuvaya 3 tane dolum yapacağım. 1 2 ve 3. Sizler biraz daha fıstıkların daha dolgun olmasını istiyorsanız arkadaşlar 4 defa da dolum yapabilirsiniz. Ben 3 defa yapıyorum. Pardon. Ve araya bir zincir çektim. Tekrar aynı yuvaya yine bir tane fıstık yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar 6 tane fıstık yapacağız. 2 oldu. 1 2 3. Bağlıyorum ve bir zincir çektim. Şimdi arkadaşlar el farklılığı gerçekten çok önemli. Eğer ki çekmiş olduğunuz zinciriniz biraz sıkı gelirse fıstığı tamamladıktan sonra şu orta kısımdan tutup çekersek daha rahat modelimizi yaparız. 1 2 3. Evet, bu şekilde 6 tane fıstık yapacağız aynı yuvaya arkadaşlar. 1 2 3 4. 4. fıstığımızı da yapmışız. Şimdi 5. fıstığımızı da yapıyoruz. Bir zincir çektim. Tekrar aynı yuvaya yine son 6. fıstığımı yapıyorum. Bir zincir çektim. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. İster bir zincir çekerek ipi kırabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz de 4 zincir çekip yine aynı yuvaya batıp kaydırma tekniği ile bağlayalım.
Evet arkadaşlar, orta kısım bu şekilde. Ben makasımı unutmuşum. Hemen makasımı da aldım geldim. Çok özür dilerim. Evet, ipimi biraz uzun kesiyorum ki arkadaşlar ipimi saklarken kolaylık olsun. Evet, bu şekilde. Şimdi diğer ipime geçiyorum arkadaşlar. Hemen ipimizi de saralım parmağımıza efendim. Evet. İpimizi sabitledik. Şimdi yapmış olduğumuz orta kısımdaki modelimizin şu kısmı oluyor arkadaşlar. Bakın. Şöyle tutarsak ipimiz aşağı gelecek şekilde hemen iki zincir çektiğimizin arasına batıyorum. İpimi bağladım ve arkadaki ipimi biraz çekeyim ki tam otursun. Evet, bir zincir çektim, ipimi biraz gerdim. Yine aynı yuvaya 3 tane dolum yapıp fıstık yapıyorum. Bir zincir çektim araya. Yine aynı yuvaya fıstık yapıyorum. Bir zincir çektim. Bakın hemen aradaki iki fıstık arasına batıyorum. Bir zincir çektim. Yine aynı yuvaya iki tane fıstık yan yana yapıyorum. Evet, ikinci sıramızda bu şekilde arkadaşlar, her bir iki fıstık aralarına ikişer tane bu şekilde fıstık yapıyoruz. 3. Bir zincir çektim, hemen diğer yuvaya geçtim. 2 3 Bir zincir çektim, yine aynı yuvaya tekrar bir fıstık daha yapıyorum ve kapatıyorum. Bir zincir çektim, tığımın üzerine aldım ve son yuvaya batıyorum. Yine bir fıstık yapıp kapatıyorum. Bir zincir çektim, yine aynı yuvaya bir fıstık daha yapıyorum arkadaşlar. Ve bir zincir çektim. Bakın, her bir aralara batarak fıstık sayımızın 10 tane olacak arkadaşlar. 2 şu şekilde sayıyoruz. 2 4 6 8 10. Evet, bir zincirimizi de çektik ve geri döndük. Hemen şu iki fıstık arasına batıp kaydırma tekniği ile bağladım ve bir zincir çektim. İpimi biraz uzatıp bir tane aynı yuvaya bir fıstık yapıyorum arkadaşlar. Ve bir zincir çektim, tığımın üzerine aldım. Bakın, dipteki yuvaya değil, hemen onun yanındaki boşluğa batıp buraya iki tane fıstık yapıyorum. Bir zincir çektim, yine aynı yuvaya bir fıstık daha yapıyorum. Yani bu üçüncü sıramızda arkadaşlar, bir tek bir çift, bir tek bir çift olarak gideceğiz. Şimdi çift yaptık. Bu yuvaya da bir tane tek fıstık yapıyoruz. Bağladım, bir zincir çektim, tığımın üzerine aldım, diğer yuvaya geçtim. Buraya da çift fıstık yapıyorum. 3. Evet. Bir zincir çektim. Yine iki fıstık arasına batıp
bir tane tek fıstık yapıyorum ve bir zincir çektim. Bakın, tekrar tığımın üzerine aldım. Hemen yandaki yuvaya atladım. Ve buraya da çift fıstık yapacağım. 3 ve bağladım. Bir zincir çektim. Hemen iki fıstık arasına batıyorum ve buraya da bir fıstık yaptım. Tekrar bir zincir çektim. Diğer yuvaya geldim. 2, 3. Evet, tek yapmışız. Şimdi çift yapacağız arkadaşlar. Aynı yuvaya. Ve bir zincir çektim. Tekrar bakın, iki fıstık arasına batıyorum. Bu defa bir tane tek fıstık yapıyorum arkadaşlar. Bir zincir çektim. Yani tekle başladık ve tekle bitirdik. Tek, çift, tek, çift, tek, çift, tek, çift, tek. Evet arkadaşlar, şimdi ipimizi geçirdik. Bir zincirimizi çekmiştik daha önce. Hemen aynı yuvaya batıyorum. Kaydırma tekniğiyle bağladım ve bir zincir çektim. Şimdi ipimi biraz uzattım. Bir tane fıstık yapacağım buraya. Bir zincir çektim. Diğer yuvaya geçip oraya da bir fıstık yapıyorum. Bir fıstık daha yapacağım. Bu şekilde 4 tane fıstık yapmış olacağız arkadaşlar. Bir zincir çektim. 1, 2 ve 3 bağladım. Bakın 4 tane fıstığımız oldu. Geri döndüm. Bir zincir çektim. Hemen boşluğa batıp kaydırma tekniğiyle bağlayıp bir zincir çektim. İpimi biraz gerdim. Aynı yuvaya bir tane fıstık yapıyorum. Daha doğrusu yapacağım. Bir zincir çektim. Tekrar diğer yuvaya geçip oraya da bir tane fıstık yapıyorum. Bir zincir çektim. Tekrar diğer yuvaya da geçip buraya da bir tane fıstık yapıyorum. Yani 4, 3, 2, 1 diye yavaş yavaş azaltacağız fıstıkları arkadaşlar. Hemen kaydırma tekniğiyle bağladım. Bir zincir çektim. İpimi biraz gerdim. 1, 2, 3. Bağladım. Bir zincir çektim. Hemen yandaki bakın boşluğa batıyorum. Buraya da bir tane bir fıstık yapıp bağlıyorum ve bir zincir çektim. Geri döndüm. Kaydırma tekniğiyle bağladım. Tekrar döndüm arkadaşlar. Bakın. Yine aynı yere bu defa bu şekilde battım ve bir zincir çektim. Hemen yine tepeye de, yani aynı yuvaya bir fıstık yaptım. Bakın. 4, 3, 2, 1. Şimdi arkadaşlar, aşağı inmemizin iki çeşit örme tekniği var. Şimdi her ikisini de sizlere göstermek istiyorum. Elinizin sıklığına göre arkadaşlar, elden ele çok fark ediyor biliyorsunuz. 1, 2, 3, 4. İster bu boşluğa da batabilirsiniz kaydırma tekniği ile aşağı inmek için. Tekrar 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Bakın bu defa bu araya batmıyorum. Hemen fıstığın tepesine batıyorum. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Ama ben hani böyle değildi arkadaşlar. Ben bu şekilde yapmayı tercih ettim. Çünkü zincirlerim daha yatkın oluyor.
Evet, yine 4 zincirimizi çektik. Aşağıya kadar bu şekilde iniyoruz arkadaşlar. 2, 3, 4. Dipteki yuvaya da batıyorum. Ve bir zincir çekip 2 fıstık arasına geçiyorum. Hemen yine bir zincir çektim. Ve aynı yuvaya yine 4 tane fıstık yapacağım. Buradaki işlemimiz aynı arkadaşlar. 1, 2, pardon. 1, 2, 3. Gerçekten arkadaşlar, çilekli lifte çok güzel bir görüntüsü var. Yaprak desenimizin. Tavsiye ederim. Kusura bakmayın, yine başladım. Heyecanıma sayarsınız inşallah. Kolay değil hanımlar sizlerin huzurlarına çıkmak. Yani. Evet. 4 tane fıstık yaptık. Şimdi bir zincir çektim. Geri döndüm. Hemen aradaki yuvaya batıyorum. Kaydırma tekniğiyle bir zincir çekip yine ipimi birazcık uzatıp bir tane fıstık yapıyorum. Bu defa 3 tane fıstık yapacağız arkadaşlar. Pardon, 2 ve 3. Yine diğer yuvaya geçiyorum ve oraya da bir fıstık yapıyorum. Bir zincir çektim. Biraz yakın çekim yapmak istedim arkadaşlar. Hani örmüş olduğumuz modelimiz tam net görünmesi için. Evet, aynı yuvaya batıyorum. Kaydırma tekniği ile bağlayıp bir zincir çekip yine aynı yuvaya bir tane fıstık yapıyorum. Şimdi 2 tane fıstık yapacağız arkadaşlar. 1, 2 ve 3. Evet. Bir zincir çektim. Geri döndüm. Hemen araya battım. Yine bir zincir çektim. Yine araya bu şekilde batıyorum ve bir zincir çektim. Yine aynı yuvaya 3 tane dolum yapıp fıstığımı kapatıyorum. 1, 2, 3, 4. İpimiz dolaştı mı diyeceğim ama dolaşmamış şükür. Aynı yuvaya batıp kaydırma tekniğiyle bağladım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Şu boşluklara ben batıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. Yine dibe battım. 1, 2, 3, 4. Evet. Son yuvaya da batıyoruz. Bir zincir çektim. Karşıki yuvaya geçtim. Kaydırma tekniğiyle ve bir zincir çektim. Bakın. Gayet de güzel oluyor arkadaşlar. Şimdi yine aynı. Örme tekniğimiz aynı arkadaşlar. Hiç değişen bir şey yok. Yine aynı yuvaya 4 tane, pardon 3 dolayıp bir fıstığımızı yapıyoruz. Yani bu sıramızda da yine 4 tane fıstık yapacağız arkadaşlar. Evet. İkinci fıstığımızı da tamamladık. Diğer yuvaya da geçtik. 1, 2 ve 3. Evet. Son fıstığımıza geldik. Yine boşluğa batıyoruz. Tam batamadık. Ten geldi. 1, 2 ve 3. Fıstığımı bağlıyorum ve bir zincir çektim. Bakın 4 tane fıstığımız oluştu. Geri döndüm. Kaydırma tekniği ile bağladım. Bir zincir çektim. Yine aynı yuvaya 3 dolayıp bağlayıp bir zincir çekip fıstığımı tamamladım.
Tekrar tığımın üzerine ipimi dolayıp ikinci fıstığımı da yapıyorum. Bir zincir çektim ve son üçüncü fıstığımı da yapıyorum. Evet, bir zincir çektim. Geri döndüm. Kaydırma tekniğiyle bağladım. Bir zincir çektim. Yine aynı yuvaya bir fıstık yapıyorum ve kapatıyorum. Bir zincir çektim. Tekrar bakın, aynı yuvaya değil, hemen onun yanındaki yuvaya batıp bir tane de oraya fıstık yapıp ikinci fıstığımı da tamamladım. Bir zincir çektim. Geri döndüm ve kaydırma tekniğiyle bağladım. Bir zincir çektim. Bu tepeyi arkadaşlar şu şekilde de yapabilirsiniz. Onu da söylemek istiyorum. Pardon, bir daha göstermek istiyorum. Bir zincir çekip geri dönüyoruz ya arkadaşlar, bakın. Kaydırma tekniğiyle bağladık. Bir zincir çektim. Hemen ipimizi uzatalım. Yine aynı yuvaya bir tane daha fıstığımızı yapalım. Bu şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, 1, 2, 3, 4. Boşluklara batıp 4 zincir çekerek aşağı iniyorum. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Evet. Şurayı da göstermek istiyorum arkadaşlar. Normalde arkadaşlar modelimiz bu şekilde bitmiş hali. Eğer ki burada bitirmek istiyorsanız bir zincir çekip ipimizi koparabiliriz. Şu şekilde de yapmak isterseniz yine 2, 3, 4. 4 zincir çektim. Bakın. Aynı fıstığın dibine batıyorum ve bir zincir çekip ipimi buradan keseceğim. Biraz uzun kesim ki arkadaşlar kapatırken rahat bir şekilde kapatayım. Evet arkadaşlar, modelimiz bu şekilde. Dediğim gibi çok basit, çok ürekli, hemen şipşak diyelim. İpleri zaten daha sonra saklarız. Ön ve arka hiç fark etmiyor arkadaşlar modelimiz. Çünkü git gel yaparak, yani döndürerek ördüğümüz için hiç fark etmiyor. Evet, dediğim gibi iplerimizi de daha sonra kapatırız. Evet arkadaşlar, ben bu renkte de yaptım. Çünkü lifime uygun olarak yine fıstık yeşili ile de yaptım. Sizler de yaparsınız. Çilekli lifleri özellikle çok güzel oluyor. Evet arkadaşlar, bugünlük benden bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olmak ücretsiz, biliyorsunuz efendim. Zil butonuna da dokunursanız haberdar olursunuz yapmış olduğum modellerden. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Şen kalın, hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Bir başka güzel model ile görüşmek üzere efendim.